Hepinize merhaba. Vıcık vıcık duygusallık içeren yeni bir Türk filminin incelemesiyle karşınızdayım. Babasının ölümünden sonra yıllardır görmediği ünlü Kemal Yurtöz amcasıyla beraber yaşamaya başlayan küçük bir kız çocuğunun hikayesini izliyoruz. Film zaten ilk sahnesinden itibaren ben klasik Türk seyircisi için yapıldım diye bağırıyor. Hani o ağla diye müzikle kafamıza vurulan, abi benim çevim olmadı tarzındaki filmlere bir yenisi daha eklenmiş oldu elinde güzel bir hikaye var. Bunu ağır dramla soslamak yerine gerçekçi bir şekilde seyirciye geçirmeyi denesen zaten seyirci duygulanacak. Hatta birçok sahnede ağlayacak bile. Çünkü babasını kaybetmiş, oradan oraya savrulan bir kız çocuğunu izliyor. Daha neden tüm sahneleri aşırı dramatize etmeye çalışıp seyircinin aklıyla dalga geçiyorsun? Sanki seyirci gerizekalı ağlayacağı yeri bilmiyor. Resmen seyirciyi bak burada duygulanacaksın, bak burada ağlayacaksın diyerek aptal yerine koyuyorsun. Bu tarz filmler hep aynı formülle çekiliyor. Hepsinde aynı olay örgüsü işliyor. Tek farkı karakterlerin değişiyor olması. Yine Netflix'te yayınlanan Kağıtlar Hayatlı isimli film de aynı bu formülle çekilmiş bir filmdi. Baştan sonra size ağla diye baskı yapıyordu. Film boyunca Hollywood filmlerindeki herkese ters davranan klasik karakterimizin kibirli davranışlarını izliyoruz. Sonra bu küçük kız çocuğu ağlayıp kaçıyor, adam her seferinde pişman olup tekrar kızı buluyor. Sonra bu anlattığım döngü bir daha tekrarlanıyor. 4-5 tekrardan sonra da sanki sihirli bir değnek değmiş gibi adam her şeyi kavruyor ve kızı birden sahiplenmeye başlıyor. Ve dediğim gibi en sonunda da daha filmin başından belli olan mutlu aile tablosu tamamlanmış oldu. Diyaloglar da aşırı yapaydı sanki İngilizce bir metinden çevrilmiş gibiydi. Özellikle Mahir'in tüm sahneleri sanki bir tiyatro sahnesinde oyun oynuyormuş gibiydi. Engin Altan Düz Yatan çok iyi bir oyuncu ama adamı öyle diyaloglar yazmışlar ki sanki kağıttan okuyor gibi konuşuyordu. Özellikle hastane sahnesi bayağı cringe'ti. Filmde hiçbir bütünlük de yok sanki birden fazla klibin bir araya gelmiş hali gibi. Aslında bunun sebebi zaman atlamalarının aşırı hızlı olması. Mesela kızın babasının öldüğü sahneden pat diye kesip kızı mezarın ortasına koyuyorlar. Bu da ne oluyor lan dedirtiyor. Veya mezar sahnesinde kesip çocuk esirgeme kurumu sahnesinde başlatıyorlar. Buna benzer birçok alakasız yerde sahne değişimi vardı. Bu tarz hatalı ve hızlı kesimler izleyeni filmin gerçekçiliğinden koparıyor. Çünkü birdenbire bir yerden bir yere geçiş olunca seyirci filmin akışından kopuyor. Aslında zaten film boyunca hiçbir şey olmuyor. Bir saatte anlatabilecekleri hikayeyi uzatmak için seyirciye hep aynı sahneleri izlettiriyorlar. Hatta bu film yarım saat bile sürebilirdi. Bu da bir yerden sonra izleyeni boğmaya başlıyor. Filmdeki keman sahneleri de aşırı boğucu. Özellikle babanın ölümüne kadar ki izlediğimiz part sanki bir roman klibi gibiydi. Abi abi bir 50 lira verecek mi ve tadında sahnelerdi. Yarım saat darbuka dinliyorduk, 5 dakikada kızla baba arasındaki duygusal sahneleri izliyorduk. İkinci yarıda aynı şekilde her sahnede keman çalıyordu. Özellikle tartışma sahnelerinde keman sesi duymaktan artık kusacak hale geldim. Hatta filmi açın ve rastgele 5-6 sahneye tıklayın. İddia ediyorum en az 5 tıkladığınız sahnenin 4'ünde müzik duyacaksınız. Herhalde filmin sadece %20'sinde falan müzik yoktu. Onun dışında full müzik var. Evet film aslında keman yani müzik üzerinden ilerliyor. Ama gerçekten bu kadar fazla ve alakasız miktarda müzik duymaya gerek var mıydı? Örneğin Mahir ve eşi kavga ediyor. Aslında çok da abartılacak boyutta bir kavga değil. Ama sanki birbirlerinin boğazına sarılmışlar gibi arkada gerilimli bir keman müziği çalıyor. Bu da izlerken ne alakalan dedirtiyor. Ve izlediğiniz sahnelerin önemini ve gerçekçiliğini düşürüyor. Yani elinde aslında üstüne gitsen çok iyi şeyler çıkartabileceğin bir sürü malzeme var. Mesela karısının geri planda kalmaktan sıkıldığını itiraf ettiği bir sahne vardı. Aslında muazzam bir sahne ama böylesine her insanın yaşadığı duyguları içeren bir sahneyi bile saçma sapan müziklerle öldürüyorsun. Tam izleyen karakterle empati kuracak izin vermiyorsun. Buna benzer birçok sahne yok yere eba edilmiş. Beni zabıta sahneleri de aşırı rahatsız etti. Biliyorsunuz genelde günlük hayatta zabıtaların filmde olduğu gibi sanki oyun oynuyormuş gibi koşuşturduğunu görmeyiz. Genelde 3-4 simit satıp karnını doyururum diyen çocukların tezgahlarını tekmelerler. Ama filmde sanki zabıtadan kaçmak oyunmuş gibi gösteriliyor. Tabii ki filmde bu kadar sert şekilde göstersinler gibi bir şey demiyorum. Ama olayı sanki kaplumbağa ile çıta yarışıyor gibi göstermeye de gerek yok. Normalizde zabıtadan kaçtıkları bir sahne olsaydı daha iyi olurdu. Ama maalesef filmde her sahnede olduğu gibi bu sahnede çok fazla toz pembe şekilde gösteriliyor. Filmin biraz daha gerçekçiliğe ihtiyacı var. Herhalde filmde tek beğendiğim sahne Mahir'in abisinin onu bırakmadığını, aksine kardeşi kurtulabilsin diye kendini feda ettiğini öğrendiği sahneydi. Yine müzikle boğasalar bile gerçekten güzel bir twistti. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten terk ettiğini falan sanmıştım. Film hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bence ellerindeki hikayeye yazık etmişler. Üstüne gidilirse çok iyi sahneler çıkacak bir sürü konu vardı. Ama onlar kolaya kaçıp zaten Türk seyircisi ağlamayı seviyor diye basmışlar dramı. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.